Avusturya'nın koyduğu bu silah satışından Türkiye'nin pratikte etkilenmeyeceğini size söylemem gerekiyor. Ancak dediğim gibi bunlar bizim kulağımıza küpe olmalı. Kritik teknolojilerin geliştirilmesinde gece gündüz çalışmaya devam etmeliyiz. Teröre ev sahipliği yapmakla yetinmeyen Avusturya, Türkiye aleyhtarı kararlara imza atmaya devam etti. Avusturya Meclisi Türkiye'ye silah boykotu kararını onayladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık geçmişe adres gösterdi, Avusturya'nın boykot kararını değerlendirdi. 74 Barış Harekatı'nda Türkiye'ye karşı uygulanmıştı. Ama o uygulama Aselsan'ı doğurdu. Ben eminim ki bu tip uygulamalar Türkiye'nin savunma sanayinde milli ve yerli silahlarını geliştirmesinde bize daha ciddi bir motivasyon sağlayacak. Avusturya'nın aldığı bu kararı kesinlikle kınıyoruz. Elbap'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin sorular da yöneltildi Milli Savunma Bakanı'na. Bu saldırıyla ilgili konu tam bir dikkat, teni ama kararlılık içerisinde sürdürülüyor. Konu bütün detaylarıyla değerlendiriliyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne personel alımına ilişkin son durumu paylaştı. Özellikle uzman çavuş, sözleşmeli er ve erbaşla ilgili 19 bin kişilik kadroya şu ana kadar 134 bin müracaat oldu. Yine subay, assubay ve öğrenci, askeri okul öğrencileri için 11 bin kadroya da şu ana kadar 152 bin başvuru oldu. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne halkımızın gösterdiği teveccühün çok güzel bir göstergesi.